Şimdi abi mesela tezahür ve tecelli diye baktım şöyle. Mesela abi siz hani biz yani çizeriz ya tepede bir güreş. Mesela sizin mesela şu anda tahtanın yanında olduğunuzu düşünüyorum mesela. Şimdi mesela tahtada tahayyülünüzü biraz kullanalım abi. Mesela çizdiniz abi. Sol üst tarafta ilk güneş çizdiniz Hasan abi. Sağ alt tarafta da bir ayna çizdiniz Hasan abi. Şimdi tezahür ve tecelli ardı ardına geçiyor değil mi? Yani tezahür de diyor, tecelli de diyor. Esma'nın tezahürü diyor, Esma'nın tecellisi diyor. Şimdi bunda ben şöyle bir fark. Ben önceden sadece şunu söylüyorduk abi. Diyorduk ki tezahür sendekinin ortaya çıkması, tecelli sana geleni yansıtma. Şimdi abi bakıyorum mesela güneş şeye çizdik. Tahtanın sol üst tarafına güneşi çizdik abi. Çizdik. Şimdi sağ alt tarafına da abi aynayı çizdik. Aynadan güneşe bakıyoruz abi. Güneşte gördüğümüz tezahür. Hasan abi güneşte gördüğümüz bizim güneşte gördüğümüz tezahür. Ondan sonra geçip güneşin yanına güneşten aynaya bakıyoruz Hasan abi. Şimdi güneşten aynaya bakarsak aynada gördüğümüz güneş tecelli. Ama yine güneşten aynadaki güneşe bakarsak o da tezahür. Peki bir dakika. Güneşten güneşten aynadaki güneşe bakarsak o da tezahür. Tezahür. O da esma. Güneşten aynadaki güneşe bakarsak o da tezahür. Ama güneşten aynaya bakarsak gözümüzün yanıyla görmüş olduğumuz güneş ama bakın aynaya bakıyoruz. Yani aslında aynı aynaya bakıyoruz ama odaklandığımız aynanın kendisi olursa oradaki parlaklık tecelli. Eğer aynadaki güneşe odaklanırsak o tezahür. Yani ona ustad şey latif nüktelerde şöyle diyor. Güneşe ayna güneşe vurdu. Tamam. Aynadan bize tezahür eden var ya gözümüzü kamaştırıyor. Bakın tezahür dediniz abi. Ona mumbasi tak istiyor. Tamam bakın Allah işte bakın tezahür dediniz abi siz ona. Aynadan gözümüze tezahür eden dediniz Hasan abi. Evet. Gördünüz mü? Aynadan gelen güneşe çünkü odaklandınız. Çünkü siz aynadan sizin ikisi farklı gelen... çok. Evet, çok. Ama çok farklı. O inceliği göremediği için Muhyiddin Arabi o demiş. Harika. Ama Hasan abi bir şey söylemek istiyorum. Bunun bir devamı var. Bu sanki çok önemli. Yani bütün bunları daha önce kısmen konuşuyorduk ama biraz daha böyle anladım. Çünkü baktığınız şey aynı. Bakın aynaya bakıyorsunuz ama aynanın kendisine odaklanırsanız gördüğünüz parıltı tecelli oluyor abi. Aynaya odaklanırsanız. Ama Esma'ya odaklanırsanız oradaki görünen güneşin kendisine odaklanırsanız o tezahür oluyor. Şimdi daha tefekkürün daha ileri boyutunu da şu abi. Şimdi bakın Hasan abi Miraç, Ehad ve Vahid'den bahsediyoruz değil mi abi? Şimdi bir çekirdeğe asli var. Bir de bizdeki o var. Bir ondaki ben, bir de bendeki o var abi. Bendeki o ile ondaki beni birleştirmem, bir etmem Hasan abi. Bu Ehad işte. İşte Miraç. Ehadımız bizim bu. Değil mi abi? Benim miracım bu. Yani baktığımız zaman Hasan abi aynada güneşle aynadaki tezahürle aynadaki tecelliyi birleştirmek aynanın miracı oluyor abi. Doğru. Değil mi abi? Doğru. Çok ilginç onu. İşte onu ayırt edebilmek. Evet. Çok çok ince o. Evet.
Kesinlikle abi, kesinlikle. Bu yani bunu böyle tefekkürlerim olunca böyle sizi rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın, paylaşıyorum ki yanlış tefekkür üzerinden de yürümeyeyim. Ama onun cemidir zaten. Aynada, aynada olan güneş de aynadan çıkan mumbasit evet. Akiz ikisi beraber gibi gözükürken değildir. Değildir abi. Çünkü aynaya girerken aynanın nispi hakikatıdır. Doğru. Yani, yani alma kabiliyeti. Bir de mumbasit akiz yansıtma tecellisi ise aynanın kabiliyetine bakıyor. Evet. Ama o tekisi de aynanın kabiliyetine de bakıyor ama alma kabiliyetine bakıyor. Doğru, doğru. Sonra doğru. İç aleminde yoğuruyor onu. Hı-hı. Ondan sonra dışarıya yansıtınca o da vaydi kıyasisi oluyor adamın. Çok doğru. Asal abi, peki o zaman şunu söyleyeyim. Şimdi mesela bir dönem ziya ve nur üzerinde de şey yapmıştım. Şimdi elhamdülillah böyle ya Allah'ım yarabbim işte tecrübe var ya Hasan abi bambaşka. Diyorsunuz ya 35 senedir 40 senedir yazıyorum yolluyorum soruları. Bir gün birden bir okuyorsunuz geliyor. Şimdi bu tefekkürün ardından mesela nur ve ziya ile alakalı da hemen cevap geldi abi. Burada tezahür ziya tecelli de nur oluyor abi ya. Bu kadar basit gibi geldi bana sanki birdenbire abi ya. Ya bilmiyorum yanlış mı konuşuyorum Hasan abi? Evet doğru. Değil mi abi? Yani doğru. Ziya oluyor. Şimdi bakıyorsunuz bu sefer Allah Allah. Ziya atıyorum güneş diyorduk. Bakıyoruz ki bazen aynadan da ziya diye bahsedilirse ne oluyor? Aynadaki esmaya bakarsan o zaman ziya oluyor. Sizin gözünüze gelen. Şimdi, ama sizin gözünüzdeki karşılığı nur oluyor abi. Çünkü şey bilmesi lazım. Yani bir kere kelimeyi tanıması lazım. Tezahür tecelli değil bir kere. Yazısı da öyle değil. Değil. He bak şimdi. Tecelli yazılışı. Tecelli. Ötekisi tezahür. Ne demek Arapçada? Zahir olmak. Yani bir yere vurmak değil. Ortaya çıkmak. Evet. Tecelli ise karşıyı değiştiriyor. Evet. Karşıyı iktiza ediyor. Mesela Allah bu kainatı haşa ihtiyacından yaratmadı ki. Peki niçin yarattı? Bir içinde tecelli de etmedi. Mahiyeti zatiye, şuunata, şuunat sıfata, sıfat esmaya tezahür etti. Evet. Allah'ım. 18. mektupta abi çok güzel anlatıyor ya abi ya. Subhanallah. Bir açtım abi 18. mektup çıktı. Subhanallah. Gitti mi? Vallahi vallahi ya. Elhamdülillah ya. Allah Allah. Peki. Bir de bunu bir defa yaptın sana çıktı. Evet. Bu, alemin bu kadar değişti. Evet gerçekten. Peki. Geçenki derste. Dört kere abi. Dört kere. Subhanallah. Koca sözlerde çıkması gereken iki defa mı ne çıktı? Dört kere abi, dört kere. Bir de mektubatta çıktı. Evet, ha sözlerde iki defa mektubatta çıktı. Tam dört kere oldu abi o gün. Bir de Barla'da çıktı. Abi, çok acayip, bir de Barla'da çıktı. Abi bunlar, ya biz abi müjdelenmişiz ya. Vallahi bundan büyük müjde yok abi ya. Ya tevafuk için, ustad diyor ki tevafuk için. Elimde diyor leblebim, nohut, bilmem şeyleri alsam, karıştırsam, masaya atsam, leblebiler leblebilerle, kuru fasulye kuru fasulyelerle, mercimekler mercimeklerle vesaireler, hepsi yan yana olsa, hepsini ayrışsam, buna tesadüf denilir mi? Olmaz, mümkün değil. Tevafuk bu işte. Evet, tevafuk bu. Ne demek diyor biliyor musun tevafuk? Gayban Allah'ın konuşmasıdır. Bu konuşma 24. mektupta diyor ki bu kainatın diyor hareketi kainatın bak hareketi sessizce Allah'ın konuşması ve konuşturmasıdır diyor. Evet.
Peki Allah Allah. Sana bile bir şey paylaşayım da aklım biraz da gitsin. Dün koca akşama kadar okurken Allah'ım tefekkür ettiğim iki üç cümle sana söyleyeceğim. Bak. Düşünceleri düşünceler oluşturur. Ne dediğimi duyuyor musun? Evet abi. Düşünceleri düşünceler oluşturur. Düşünceleri düşünceler oluşturur. Akıl oluşturduğu gibi. Akıl aklı oluşturduğu gibi. Manayı da mana oluşturur. Hak ve batıl olmasa, nefsül emirleriyle örtüşüyorsa, bak, hak ve batılın batıl olması, hak ve batıl, nefsül emirleriyle örtüşüyorsa, doğru ve haktır, yoksa yanlış ve batıldır. Düşünceler bazen kendinde durur. Bazen karşıtına geçer. Mesela bak. Mesela ben bir şey düşünüyorum. Bir şeyi düşünebilmek için kendi daha önceki düşüncelerimdeki potansiyeli alıyorum, malzemeyi. Düşüncemin karşısına geçiyorum. İkisi de benim. Düşünüyorum o demektir. Düşüncenin karşısına geçmektir. Peki bunlar psikolojik insan da buradan geliyor mu abi? Şu manada. Bunlar birbiriyle mücadele ediyor mu abi? Ha, şimdi gelecek o şey. Hiç bak. Bak sana Allah net söylettirdi. Aynı şeyi yazacağım. Bu düşüncelerimi düşüncemin karşısına koyduğum zaman bu düşünmektir. O zaman düşüncelerimi üretiyor. Çift taraflı çalışır düşünce. Bazen o manaya dönüşmesi için ekleme yapar, bazen de çıkarmalar yapar. En yalın öz düşünce harekettir. Hareket eden bir şey değil, hareketin kendisini yalın denilir, öz denilir, öz. Düşüncelerin bir zaman sende, bir zaman karşıtında olursa insan delirir. Şu, düşüncelerim var ya, düşüncelerimi karşısına koydum. Bazen buradayım, bazen oradayım. Bazen buradayım, evet. Bazen oradayım. O çok akıllı konuşurlar ama bunlar delirmiş. Allah Allah. Peki böyle bir tanım yok yani. Böyle bir tanım, deli ne demek bilinmez bu. Ama diyorsun ki ulan deli ama. Ulan nasıl konuşuyor ya? Ne kadar akıllı konuşuyor. Ha, diyoruz. Evet. Devam. Peki nasıl kendinde sabit kalır? Nasıl bende kalacağım? Bir oraya, bir bu tarafa bizar oldum, yoruldum. Aklın ustasına aklını bağlarsan sabit mihengin noktayı bulmuş olursun. Akıl da her şeyin, bak, aklı o kadar memnun edeceksin ki akıl da akıllılık olsun desin. Aklın ustasına aklını bağlarsan ikide bir oraya buraya geçmezsin. Akıl da her şeyin aklı olmadığını da bilir. Bu cümleye dikkat et. Aklın, bu Mesnevi'den almıştım bu cümleyi. Akıl da her şeyin aklı olmadığını bilir. Akıl kendinden daha kutsi ve değişmez noktaya kanaat etmeyi aklı olduğunu da bilir. Eğer sen şimdi delirmek nedir? Düşüncelerini bir zaman sende, bir zaman karşından karşıya bakıyorsun. Aklını aklınla, düşüncelerini düşüncenle, düşüncelerinle. Hani diyorlar ya psikoloji hastalar.
Mesela ben bunların ehilleriyle görüştüm. Biraz dinle alakası varsa psikoloji rahatsızlıkların, psikoloji olduğu zaman şöyle hep böyle ya Mehdi'yim diyorlar. Ya haşa, menfide Allah demem, Tanrı derim. Hatta böyle bazen Tanrı'nın arkadaşıyım der. Allah Allah. Eğer din alakası olmayıp da sistemi bozmuşsa ben Napolyon'um der, kralım der, başbakanım der. Şimdi psikoloji sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Şimdi sen ne demiştin, söyle bakalım. Düşüncelerimle mücadele etmeye başladığı zaman evhama sebebi etmiyor. Evet. Bir o tarafa geçiyorsun, buna laf söylüyorsun. Bu tarafa geçiyorsun, öbürüne lafı yetiştiriyorsun. Başlıyorsun mücadeleye, başlıyorsun tavgaya. Evham, vehim oradan alevleniyor. Şimdi mesela bir öyle diyorsun. Mesela diyelim ki ocağı kapattın. Tekrar evden çekip gittin, arabayla bir kilometre gittin, geri döndün, park ettin, eve geldin, acaba ocağı kapattın mı? Doğru. Yani böyle dedi, şöyle dedi, yatamıyorsun ya. Doğru. Bu düşüncelerinin karşısına düşüncelerin geçtiği andır. Düşüncelerinle düşünce mücadele ederse, bu işte biraz önce anlattığın benden bana diye savaş başladı. Bu savaştaki toz dumanın adı, bazen o savaşta duman çıkar, bazen alev çıkar, bazen kırılır dökülür. Tamam mı? Şimdi o savaş ortamında çıkan kırılmalar, dökülmelerin adı paranoyaktır, halüsinasyondur, panik ataktır diye isimlendiriliyor. O zaman ben bu değilim dediğimiz noktada zaten tek tarafı istinadınızı sağlamış oluyorsunuz. Evet. Öyle değil mi abi? Evet. Çift taraflı mücadeleden kendinizi kurtarmış oluyorsunuz. Yani Allah'a iman. Yani yani bu sefer akıl bizar oluyor. Ustad'da ne oldu? Ustad'da ilk önce düşüncelerin karşısına düşüncelerin geçtiğini, Mesnevi'de ben hep anlıyorum ustadı. Hep anlıyorum derken haşa, kendime göre anlıyorum tabii. Kastettiğim o. O mertebe nerede de anladığım kadarıyla şu. Söyleyeceğimi hatırlarsın orada. Düşüncelerin karşısına düşüncelerini koymuş. Aklının karşısına aklıyla şey yapmış. Sonra ilerlemiş ustad. Sari söyleyeceğim Mesnevi'de. Bazen akılda, bazen kalp. Kalbin karşısına akıl, aklın karşısına kalbi koymuş. İnip çıkmaktan bizar oldum diyor. Bizar oldum diyor. Çıkmaktan. Anladın mı? Şimdi kâh akılda duruyor, kâh kalpte duruyor. Kâh vicdanda duruyor. Sonra ilerlemiş ustad, cünunluk seviyesine gelmiş. Dörde çıkmış. Aklın karşısına kalp, ruhu ve vicdanı koymuş. Dört tane. Fırıldak gibi dönüyor yani insanın iç alemi. İşte bu... Dördü de o değil. Bu sefer cunum kafamda tüter diyor, yanar bir cununum. Ateş bari diyor ya, Bediüzzaman onun için denmiş. Yani mesela adam hafızasında olan aklına getiriyor, aklında olanı vicdana, vicdanda olanı ruha getiriyor. Tak 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 tırrrr. Yani hemen getirdiği için bu garibu zaman denmiş. Zamanın garibi bu. Allah Allah. Peki bu o kadar takdir edilecek şey değil. Bak. Bak şimdi bu bu cünunluktur diyor. Başımda bir cünunluk tutar diyor. Bu özenilecek şey değil. Bunu kontrol edemezsin ki, edemedi de zaten. Peki ne oldu? Aklın ustasına bir tanesini ama, dördünden bir tanesini, akıl, vicdan, kalp, ruh, bir tanesini sabit bir mihengi noktaya bağlarsan,
Ama bağlamak derken kanaat edeceksin. Acaba sormayacaksın. Acaba sormak yok. Yok. Mesela Risale-i Nur'a bağlı ama şöyle diyor. Ama yok. Onu Bu. getiriyor. İslam hukukunda bir kasa senden şeftali satın aldım. Pazarcısın. Baktık, akit yaptık, geldim, baktım bir tane çürük çıktı. Gelip sana diyemem, İslam'da geri verme hakkı var. Ben o bir tane çürüğü al bana sağlam ver diyemem. Yani sen kabul etmezsen, edersen başka. Nedir o? Akit şudur. Bir kasa aldın, bir kasayı geri vereceksin. İçinden bir tane olmaz. Kasayı komple vereceksin, değiştirme veya komple alacaksın. Ama karşı iki taraf dese ki tamam bir taneyi ben şey yapıyorum, tamam ben kabul ediyorum değiştireyim diyebilir. Şimdi bu aklı bir tane vermek de olmuyor. Vicdanı da vermek de olmuyor. Aklı, kalbi, ruhu, vicdanı dördünü de teslim edeceksin. Nereye? Sahibine. Sahibine teslim ettin mi? Bu sefer birbirine yansımalar olmuyor. Bir kaynaktan, güneşten, Şemsezeli'de güneşe, akıl da, kalp de, ruh da, vicdan da oradan besleniyor. Artık bir zar olmuyorsun. Şimdi dün akşama neyle meşgul oldum biliyor musun? Aklımı ürettiğini, hani dedim ki, ulan 13. lemada geçiyor. Onun sözünü kendi sözünü zannetmek. Şeytan için diyor ya Üstad. Ama her düşünceler şeytan değil ki. Bir baktım ki akşama bunu okudum. Bak bu sana anlattığım şu kadar. Düşünceleri düşünceler oluşturuyor. Akıl oluşturduğu gibi manayı da manayı oluşturur. Arka tarafına geçiyorum. Hak ve batıl olması, yani dünyada bu haktır, bu batıl olması nefsül emirleriyle örtüşüyorsa. Mesela bir şey niye haktır, doğrudur biliyor musun? İddia ettiğim bir şey dünyadaki nefsül emir var ya, mesela su ıslatır dedin. Bunun doğru hak olabilmesi için şu şart lazım Gafur. O iddia ettiğin su ıslatırı dünyada bir baktık hakikaten su ıslatıyor. İddia ettiğin şey nefsül emirde örtüşüyorsa ona haktır. Örtüşmüyorsa batıldır. Mesela Allah'ın şirki nefsül emirde yoktur ama kafasızın kafasında vardır. Mesnevi'de geçiyor. Kafasızın kafasında vardır diyor. İmam-ı Mübin yok. Kitab-ı Mübin'dir nefsül emir. Yani İmam-ı Mübin abi ilim ve emirden geliyor. O melekut tarafına denilir. Kitab-ı Mübin nefsül emir dediğim var ya yaşadığımız hayat-ı tekviniyeler. Şimdi gelelim tekrar şeye, senin o şeyine. Bak, düşünceler üretmesi için aklımın karşısında gene benim aklım nasıl bir özelliği varsa o burada duranda benim aklım, aklımın karşısına da dikilen benim aklım. Yani sanki benim paralelim yani. Bunun dışa vuruşları, iyi dinle şimdi. Dışa vuruşlarının bir tarafına şeytan denmiş, bir tarafına melek denmiş. Allah. Abi nereye gidiyor ya? Ya. Allah Allah. O zaman dışarıda arama abi şeytanı. Ne arıyorsun ki? Dışarıdaki şeytanı Resulullah ve sahabesi hapsetti orada gelmedi, eve gelmedi mi? Ya Muhammed kapıyı aç. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki sana yalan demeyeceğim. O gönderdi beni. Sor cevap vereyim dedi ya. Ama o oradayken sahabelerin kafasında şeytan yok muydu? Hani şeytan karşısındaydı? Peki insanda şeytan denilen bir sistem kalksa ne olur?
mıknatısla demir arasındaki mesafeyi kaldırırsan ne olur demir mıknatısa? Yapışır. Yapışır. Yani bizi bu aleme tutan şeytan değil miydi? Yoksa Esma, evet. Esma'ya böyle yapışırdık. Allah Allah. O zaman insanın sırrı Ama bazen kendimi geri alamıyorum. Çünkü... Gece bir buçukta size yazdım. Tekrar sildim abi, göndermedim. Şey yapamadım. Yani gece bir de böyle telefondan okudum adı. Gene dayanamadım, böyle paylaşmak istiyorum, heyecanlanıyorum bazen abi. Şimdi bir şeyler daha paylaşabilir miyim abi sizinle? Şimdi bu alemi emire, biraz bakıyorum abi, lazım demeyeyim de. Biraz bakıyorum. Şimdi şu anki tefekkürümle biraz ileri gidebilirim abi. Rahatım. Rahat atıyorum. Çünkü sizin gibi bir kaleciyi her yerde bulamam. İyi tutuyorsunuz. Ondan sonra rahatım çünkü siz varsınız abi. Hakkınızı helal edin. Şimdi Hasan abi, yine gözünüzü kapatın. Yine taahhüdünüzü biraz çalıştıralım. Şimdi düşünün ki abi, Mecul'ün üstü abi, Esma-i Zatiye, Sıfat-ı Zatiye ve Şunat-ı Zatiye. Tamam mı abi? Şimdi abi, hani Evamir-i Tekviniye, Ayat-ı Tekviniye. Evamir-i Tekviniye, Ayat-ı Tekviniye. Biri olmazsa biri olmuyor. Biri olacak ki karşılığını bulsun. Yani ben elmayı ağzıma, dilime götürdüğüm zaman eğer bende karşılığı yoksa ben elmadan lezzet falan almıyorum. Elmada bir şey yok. Var da bende karşılığı yoksa benim için bir ifadesi yok, anlamı yok. Evet. Dolayısıyla abi, sıfat olmadan Esma kendini gösteremiyor. Böyle mi abi? Tamam. Sıfatın üzerinde Esma kendini gösteriyor. Peki... Yani ayna yoksa, aynada ayna yoksa nerede gözükecek? Evet. Ayna sıfattır, gözüken evet. Esma'dır. Evet, aynen öyle. Peki abi. Aynanın arkasındaki o siyahlık var ya abi, siyah boya var ya. Hı hı. Sıfatın da göründüğü. O ne biliyor musunuz abi, benim kanaatim? İşte o emir. Emir işte bu abi. Sıfat bunun üzerinde görünüyor abi. Yani bütün sıfat, alemi emir, emir tahtı derken bundan bahsediyor sanki abi ya. Emir tahtı, yani bütün bunların göründüğü yer. Anlatabiliyor muyum abi? Yani benim, yani bu emir, mesela bakın abi. Mesela tedbiri konuş, özür dilerim. sıfat-ı zatiye. Tekvin, özür dilerim abi. Estağfurullah. Tekvini konuşurken aslında burada benim kafama çok takılmıştı abi. Şimdi emir ne biliyor musunuz abi? Benim yani anladığım, yani ben tefekkürümü paylaşayım, siz beni doğrulayın abi. Emir abi şu. Tahtadaki o beyazlık alan aslında abi emir. Yani görünmeyi sağlayan, sıfatın da görünmesini sağlayan emir bu abi. Bu olmaz. Yani aslında bu zıddiyeti abi ya, bu ademi. Yani sanki bu tekvinin bütünlüğü, bütün sıfatlar onun üzerinde çıkıyor ortaya abi. Yani diyoruz ya, tekvinden çıkarttı. Kim çıkarttı? Bak, irade var ayrı, ilimde de var ayrı, ama ortaya çıkması için abi emir tahtı olması lazım. Emir tahtı deyince Hasan abi, yani şöyle düşünün abi, yani nasıl söylüyor işte, büyük bir alan düşünün böyle, her şey onun üzerinde. Alevi emir işte burası abi. Bu olmazsa bunların hiçbiri olmuyor. Bakın ilim de bunun üzerinde, kelam da bunun üzerinde,
kudret de bunun üzerinde, irade de bunun üzerinde. Hepsi bunun üzerinde. Yani baktığımız zaman abi şöyle sıfata bir bakın abi şöyle. Mesela şu anda benim karşımda şeceri ilikat haritası var abi. Şöyle bakıyorum. Esma'yı gösteren sıfat, sıfatını gösteren işte bu emir tahtı abi. Emir. Alem emiri bunların bütününü kapsıyor gibi bir tefekkürüm var. Allah-u Alem bilmiyorum abi ne diyorum ben ama yani hiçbiri, mesela bugün bir misafirim geldi. Tabi gelen herkese böyle bir şeyler konuşuyoruz diyoruz falan filan. Dedi ki bana, yani hep konuştuğumuz şey de şimdi karşıdan duyunca, dedi ki dal yaprak dedi kuruyor dedi, emir gelmeden düşemiyor dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani her şey, bakın her şey, ben kolumu şu anda uzatıyorum, bakın ben sizinle konuşuyorum, ağzımdan kelam çıkıyor. Bunların hepsi emir tahtı abi. Hepsi emir tahtında oluyor. Hepsi emir tahtında oluyor. Dolayısıyla Esma'yı gösteren sıfat, sıfatı ayna dersek, aynanın arkasındaki o siyahlık var ya abi. Bakın siyahlık diyorum çok önemli abi. Siyahlık. Siyah aslında Adem. Yok. Bir şey yok. Ama o olmadan da aynada Esma görünmüyor. Ayna olmadan Esma görünmüyor. Aynanın arkasındaki o siyahlık, o Adem'i derken bunu kastediyorum. O Adem'i olmadan da ayna olamıyor. Anlatabildim mi abi? Zaten onunla o aynada şöyle bir şey de var. O siyahlık camı ayna yapmıyor. O siyahlıkla cam arasında bir tane de bir berzah var. Yani dediğin olabiliyor. Cam esma olsa o camın arkasında siyahın siyah ile ayna arasında ince bir satih varmış. Vallahi abi heyecanlandım. O sıfat. Özür dilerim abi. Allah aşkına özür diliyorum ya. Lafını kesiyorum. Dün kalbimden geçen neydi biliyor musunuz abi? Geçelim yarısı. Yazdım size sildim. Dedim ki Adem ile mevcut arasındaki berzahtır emir tahtı. Berzah abi berzah. Berzah biliyor musunuz? Hasan abi mesela nur ve mana diyoruz ya Hasan abi. Çekirdeği astığı düşünelim abi. Mecunu düşünün abi. Bir tarafı mana bir tarafı nur mu abi? Arasında bunun emir tahtı var abi işte. Emir bunun arasında. Her şeyde bakın siz şimdi Allah sizden razı olsun. Söylediniz ya abi can, siyahlık bir de arada ne var abi? Bir cam var. Evet. Ondan sonra bir cam var. Cam. Bu bizim muhatap olduğumuz şey. Eşyanın ortaya çıktığı yer. Bir de camın arka tarafta aynanın arkasında siyah var. Siyah ile alakası yok. Cam ile siyah arasında parlak bir şey var. Evet, anladın mı? Evet. Şimdi o zaman senin dediğin yani bir cam var. Evet. Bir de camı ayna yapan arkada bir tane şey var. Parlak bir şey var. Evet. Ondan sonra bir de şeyin o parlak şeyin arkasında siyah bir şey var. Boya. Boya siyah. Evet. Tamam mı? O boya Allahu Alem emirle diyebilirsin bilmiyorum. Çünkü emire çalışmıştık. Şu anda tazelemem lazım ama şöyle olmuştu en son hatırladığım kadarıyla. O siyah Adem onun üzerindeki o ince şerit ilim, çünkü Mektubat 59'da vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır diyor ya. Evet.
yani o siyah boyanmadan ayna ile siyah arasında bir parlaklık bir şey olmaz. Dolayısıyla ayna yapan o arkasındaki ince bir parlaklık. O aynanın kendisi maddedir, kumdur. Onun arkasındaki parlaklık kum değil. Onun arkasındaki şey kesif boya, siyah boya Adem olabilir. Ama Emir acaba bu üçünün tazammun mu ediyor? Bilmiyorum. Yani ben düşünüyorum abi, diyorum ki yani tekvinden çıkaran bu emir abi. Evet yani, o kesin. Tekvin yapan bu emir. O evet. Kesin. Tekvinden Adem'e öyle dermiştik. Adem alemleri tekvinde. Evet. Ondan sonra oradan çıkanlar ilimdir. Oradan çıkartan emirdir. Yani, çıkartan emirdir. Mesela kuyuya... Emir derzah oluyor galiba abi. Kuyuya kovayı attık. Kovadan çıkan su kova değil, kuyu da değil. Doğru. Bir tane de bir çıkartan birisi var. Evet. Kuyu tekvin. Orası yani su demeyelim de bir şeyler işte sıvı olsun Adem, kova ile çıkan ilim, çıkartan da onları çıkartan adam da tekvin şey emir. Yani şu kısacası tekvin subutu sıfatta içinde Adem var. Vücudu Adem diyor, vücudu ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani Adem zeminsiz zemininde ilim ortaya çıkıyor. Yani şunu kastediyorum. Bu ilçe İstanbul'da, İstanbul Türkiye'de, Türkiye dünyada. Dünya nerede? İşte ilim, tam da ilim nerede? İlim nerede tezahür ediyor? Mekansız mekan lazım. Hani bu mevcudat nerede duruyor şu anda? Vücut. Vücut, şu mevcut nerede duruyor? Adem'de duruyor. O zaman çıkan miktar, tekvinden çıkan miktar ilim, o tekvinde bulunan Adem, bunu orada Adem'de vurup da çıkartan Allahu Alem emir galiba. Vallahi abi bir şey söyleyeyim mi? Benim tefekkürüm biraz da şöyle. Mesela hatırlıyor musunuz? Siz bir şey söylemiştiniz abi. Bu tabiatçılar, işte ateistler, inançsızlar dünyanın, kainatın varoluşunu anlatırken nasıl anlatıyorlardı abi? Bir patlama oluyor. Patlamayla birlikte bir genişleme oluyor. Bu genişleme ile birlikte kainat oluşuyor. Öyle mi abi? Öyle çıkıyorlar galiba, değil mi abi? Şimdi benim derdim o patlama değil abi. Patlamanın olduktan sonra o patlayanın genişlediği yer var ya, genişlediği yer. Hasan abi. O genişlediği yer işte burası emir tahtı. Yani her sıfatın altında bu emir var abi. Anlatabildim mi demek istedim? Yani her sıfatın altında. Burada çünkü iradede de emir var abi. Mesela çıkartıyor dediniz ya. O mesela belki iradeye de girebilir abi. Çıkan ilme girebilir. Ama bunların tamamını gösteren yani sıfat ayna, sıfatın aynısı da emir abi. Bunlar olmadan bunların hiçbiri görünmüyor abi sanki gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Mesela bu nokta var ya, o hani patlama oluyor, genişliyor. Ya kardeşim ne demek? Genişlemek ne demek abi ya? Yani genişlersiniz,
bir yer olması lazım ki o da genişleyesiniz. O yer neresi? Mekansız i̇şte, mekan işte o. İşte bu emir abi. Emir tahtı dedikleri sanki bu biraz gibi geliyor bana abi. Allah alem bilmiyorum. Benim tefekkürüm böyle abi. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Doğru. Peki. Değil mi abi? Biraz düşünelim. Şimdi öğle namazını kılalım. Tamam inşallah. Hakkını helal edin. Maşallah tebrik ederim. Allah razı olsun. Selamun aleyküm.